Selam arkadaşlar, anneme geldim ve annemle Tim'in yani annemin market alışverişini göstereceğim. Türk bakkalından ve Hindistan bakkalından. Bu bir video olacak ve sonra kendi yaptığım alışverişi de göstereceğim size market alışverişi olarak ve başlayalım hemen. Şimdi burada görüyorsunuz buradaki her şey Türk marketinden, şuradaki Hindistan marketinden. İlk önce Türk marketinden başlayalım. Fiyatlarını gene video editlerken sol veya sağ tarafında olacak. Annem bir paket şu Erciyes markasının çıtır sosisini aldı. Bunu hepsini tabii ki birden yemeyecek. Biz bunları 2-3 tanesini hep buzdolabına koyuyoruz. Yani dondurma dondurucuya koyuyoruz. Ondan sonra lazım olduğu zaman hep çıkartıp yiyoruz. Ondan sonra bir paket Eti'nin sütlü kremalı şöyle gofretleri veya bisküvileri işte. Bunlar neymiş? He, yulaflı bisküvisi. Şöyle ambalajında 4 paket diye. Ondan sonra 2 paket dondurulmuş bamya, okra, yani Almancası okra, Türkçesi bamya. Bunlar böyle. İçinde galiba bir de biraz domates parçaları da oluyor. Bu Kötyat markasının. Ve babamın her zamanki gibi, masayı da ıpıstak ettik. Babamın her zamanki gibi Arko tıraş losyonu, yani tıraş kremi. Buna galiba tıraş oluyor işte babam. Bunu geçen sefer almıştık. Gene aldık çünkü babam bitti diye. 2 paket şöyle yağın ve suyun içinde enginar göbekleri ve enginar kalpleri diyor. Almanca'da deniliyor yani enginar kalbi diye. Annem bundan çok güzel böyle etli, çok güzel sulu bir yemek yapıyor. Gerçekten yani yeme yanında yat. Bunlar çok güzel. Bunlar ama Türk markası değil galiba ama Türk bakkalında bunlar satılıyor. Ve benim de her zaman aldığım gibi Sera markanın sele zeytini. Bu gerçekten çok çok güzel. Annem bunlardan zaten 3 paket almış. Çünkü zeytini çok seviyorlar. Ve şurada ufak bir roka var. Salatalı falan yapmak için. Ondan sonra yine 2 paket acı kırmızı biber. Bunlar aslında o kadar çok acı çıkmıyor. Yani arasından belki bir ve iki tanesi sivri biber işte. Arasından belki bir iki tane acı çıkar bunlardan. Ondan sonra annem bir tarif görmüş televizyonda. Esmer pilavlık bulgurla beraber. O yüzden Duru markasının esmer bulgurunu aldım. Böyle bir paket. Ve elleyemeyeceğim gene. Bunlar görüyor musunuz? Hamsi. Fiyatlarını burada hemen göstereyim size. Hamsinin bir dakika. Hamsinin kilosu 5,99. Annem 855 gramını almış. Yani 512 euro. Görüyorsunuz değil mi böyle? Annem bunları daha temizleyecek. Ondan sonra bir tane avokado aldım. Ve şunda et aldı ama ne eti almış? Kuzu pirzola almış. Kuzu pirzolanın kilosu 17,99. 1 kilo 140 gram tutmuş annemin aldığı etler. Yani 20 euro 51 sent. Ve acı salam değil bu sucuk. Acı sucuk. Bu ufak sucuklar her zaman acı oluyor. Efe Paşa'nın şık vuruyor. Efe Paşa'nın yonca parmak sucuğu. Bunlar dediğim gibi hep acılı oluyor. Annemler acı çok sevdikleri için. Ve 2 paket dediğim gibi bizim evde yani annemlerin evde zeytin bol tüketildiği için Çebel'in yeşil çizik zeytini şundan. Annem 2 paket almış ve fiyatları zaten üstünde yazıyor. Bunlar 1 kilo mu? Evet, 1 kilo. Kilosu 3,99 bir böyle kutunun. Ve bir tane siyah turup gördüğünüz gibi. Ondan sonra baharat almış. Bu patates baharatı. Pomes işte baharatı. Ondan sonra bir tane de kukuma. Yani zerdeçal mı oluyor Türkçesi? Zerdeçal yazıyor. İşte baharat bundan. Ve bir paket Simge'nin
Bu sürme peynir değil, sürme sosis gibi bir şey yani et. Ama çok yumuşak ve bunu söyleyeyim bana ve bunu ekmeğin üstüne sürebiliyorsun. Bunu burada yazıyor galiba. Evet ezmesi, sığır et ezmesi. Bunu bizim Johnny çok seviyor bildiğim kadarıyla. Annem yediği zaman onu da böyle çok az biraz tattırıyor. Bundan almış. Ondan sonra babamın çok sevdiği Erich markasının Antep fıstıklı tahin helvasını. Bunu babam kahvaltıda çok seviyor yemesini. Böyle. Ondan sonra iki paket nar almış. İki paket diyorum. İki tane nar almış. Annem bunların suyunu sıkıp da içiyor. Öyle beğeniyorlar. Ve burada başka ne varmış? Bakayım şuna. Kuzu kuşbaşı almış. Kuzu kuşbaşının kilosu 14,99. 1 kilodan fazla aldığı için 15,95. Bir tane fırından bizim gittiğimiz dükkanın yanında hemen bir tane Türk fırını var. Bir tane Türk pidesi. Ve şu Marmara'nın zeytinyağı. Annem bunları çok seviyor. Şunları almış. Ve şimdi bir dakika geçelim. Şeye Hindistan dükkanına bir dakika ben size böyle anlayayım. Hindistan dükkanından bamya aldı annem. Çünkü bamyalar çok güzel görünüyordu. Görüyor musunuz ışıkta? Böyle. Bir yarım kilo mu bir kilo mu kadar falan bamya aldı. Ondan sonra Hindistan'dan gelme taze fasulye. Taze fasulyeler böyle yani 60-70 santim uzunluğunda ve güyasına kadın dedi ki yani normal taze fasulyeden daha da tadı daha güzelmiş yani. Böyle bir tanesi 1 kilo yok yarım kilodur bu yani. Şundan aldım. Ondan sonra acı biber annem acı biber hastası olduğu için yani annem gerçekten acı biberi çok seviyor. Bir paket şöyle kırmızı Ginkgo biberi diyoruz biz. Bir de kırmızı ve yeşilli. Bunlar gerçekten çok çok acıymış. Kadın yani söyledi. Ondan sonra demiştim bir paket karides aldı bu hemen şey buzdolabına dondurucuya girmesi lazım. Ve annem evde zaten böyle kabağı varmış. Böyle bebek bebek ufak patlıcanlar aldı. Ben size gösterdim zaten Hindistan marketinde 3 çeşit patlıcanı, minnacık patlıcanlar, orta boy. Bunlar da yani elimden görüyorsunuz ne kadar büyüklüğünde. Bunun tabii ki daha büyükleri vardı. Ve annem bunlarla kabağı da var işte. Bir de ufak dolmalık biberleri de var. Yani karışık dolma yapacak annem. Evet bu kadar arkadaşlar. Çabuk çabuk yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Fiyatlarını dediğim gibi öbür şey koymuşumdur ya şu tarafa ya bu tarafa bilmiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.